Bir diğer özel oturumumuzla devam edeceğiz şimdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Sayın Esen Altuğ bizlerle birlikte olacak. Sayın Altuğ, söz sizde efendim. Teşekkürler. Saygıdeğer katılımcılar, öncelikle Turkuaz Medya Grubu'na Küresel Umut Festivali kapsamında yaptığı çalışmalarda başarılar diliyor. Sürdürülebilir kalkınma ve etki yatırımı konulu çevrim içi toplantıya davet ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Gerek sürdürülebilir kalkınma, gerek etki yatırımı günümüzde uluslararası gündemin en ön sıralarında yer almakta. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, kalkınmanın sürdürülebilir kılınması ve kimsenin geride bırakılmaması yönünde Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülke üyelerce 2015 yılında yapılan ortak bir irade beyanıdır. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri esasen sürdürülebilir bir gelecek için bize bir yol haritası sunmaktadır. Çok taraflı işbirliği ve uluslararası mekanizmalar bu süreçte kilit rol oynamakta, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yenilikçi uygulamalar ve çözümlerin geliştirilmesi ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte Covid-19 küresel salgını, sürdürülebilir kalkınma gündeminde kaydedilen ilerlemenin hızını maalesef büyük ölçüde yavaşlattı. İlk defa geriye gidiş gözlemledik. Dolayısıyla atılacak adımlar şimdi daha büyük önem ve aciliyet arz etmekte. Türkiye bu anlayışla sürdürülebilir kalkınma hedeflerini bütüncül bir yaklaşımla kalkınma planlarına ve sektörel stratejilerine entegre ederek hayata geçirmeyi ve izlemeyi önceliklendirdi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ve Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımız bu yönde ciddi çabalar ortaya koymaktadır. Ancak ülke olarak bu hedeflere ulaşılması için yerel yönetimler, özel sektörümüz, medya kuruluşlarımız, STK'lar, akademik camiamız ve vatandaşlarımızın da bu hedefleri sahiplenmesi önem taşıyor. Değerli katılımcılar, yatırımların finansal getirisinin yanı sıra ölçülebilir, sosyal ve çevresel etkileri gözetilerek gerçekleştirilmesi anlamına gelen etki yatırımcılığı da son zamanlarda hızla büyüme kaydetmektedir. Global Impact Investing Network verilerine göre 2020 yılında etki yatırımcılığı altında yönetilen varlıkların toplam büyüklüğü 715 milyar doları aşmıştır. Önümüzdeki dönemde küresel finansal varlıkların %10'unun etki yatırımcılığı alanında değerlendirileceği uluslararası finans çevrelerince ifade edilmektedir. Bakanlığımız öncülüğünde 2019 yılında başlatılan etki yatırımı çalışmalarında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İstanbul Kalkınmada Özel Sektör Uluslararası Merkezi ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın katkıları neticesinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Bu kapsamda Türkiye'deki etki yatırımcılığı ekosistemi raporu yayınlandı. Ayrıca 8-9 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirak ettikleri 11. Boğaziçi Zirvesi'nde sürdürülebilir kalkınma amaçları yatırımcı haritasının Türkiye lansmanı yapıldı. Bu çerçevede 9 öncelikli sektörde belirlenen 27 yatırım fırsatı alanına ilişkin ayrıntılı yatırım bilgilerinden oluşan bu haritanın özel sektör ve özellikle dış yatırım için önemli bir kaynak görevi görmesi beklenmektedir. Diğer taraftan Nisan ayında daha önceki konuşmacıların da belirttiği üzere ülkemizde Etki Yatırımı Danışma Kurulu kuruldu. Bakanlığımızın da üyesi olduğu Etki Yatırımı Danışma Kurulu, yatırımların finansal getirisinin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygunluğunu, ön plana çıkaran etki yatırımcılığı konusunda ortak bir dil oluşturulması ve farkındalığın arttırılmasını amaçlayan, ayrıca ülkemize yönelik etki yatırımlarını teşvik etmeyi hedefleyen bir oluşumdur. Söz konusu çalışmalar iklim değişikliğine bağlı gelişmeleri merkezine alarak yatırımların bu alana yoğunlaştırılmasını öne çıkarmaktadır. Değerli katılımcılar, yalnızca vatandaşlarımızı ve ülkemize sığınanları değil, tüm dünya halklarının ve insani bir dış politika yürütmekteyiz. En geride kalanlar olarak tabir edebileceğimiz en az gelişmiş ülkelerin en önemli destekçisi ve kalkınma ortağıyız. Belçika ile beraber en az gelişmiş ülkelerin Dostlar Grubu'nun eş başkanlığını yürütmekteyiz. Bugün Covid-19 nedeniyle dijital uçurumun gelişen ve gelişmekte olan ülkeler arasında daha da açılmış olduğunu görüyoruz. Bu uçurumun kapatılmasında en büyük rolü oynaması beklenen Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'na Gebze'de ev sahipliği yapmaktayız. Ülkemiz bu dönemde daha da önemli hale gelen kalkınma yatırımlarını da arttırdı. 2011 yılında 1,3 milyar dolar olan kalkınma yatırımlarımız 2020 yılında 8 milyar dolara ulaştı. Covid-19'la mücadelede bugüne kadar 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme yardımında bulunduk. Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 2018 yılında ülkemizde başlatılan ve mültecilerin ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler getirilmesini amaçlayan sürdürülebilir kalkınma amaçları etki hızlandırıcısı projesi de bugün Bangladeş'te finansal kapsayıcılık, Uganda'da ise dijital tarım alanlarında yürütülmekte. Sürdürülebilir kalkınma kapsamında önemli bir başka husus ise gıda güvenliği konusudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında BM Gıda Zirvesi'nde vurguladığı üzere dünya nüfusu artarken küresel gıda talebi de kaçınılmaz bir şekilde artmaktadır. Bu kapsamda açlığın 2030 itibariyle sona erdirilmesi hedefinin maalesef bugün oldukça gerisindeyiz. Yoğunluğu ve yıkıcı etkileri artan iklim felaketleri, su kıtlığı, kuraklık gibi iklim değişikliğinin neticeleri de gıda kaynaklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumda kitlesel göçü de beraberinde getirmektedir. Ülkemiz bu gerçeği hesaba katarak Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü olan FAO ile işbirliği halinde Gıdanı Koru kampanyasını yürütmektedir. Sonuç itibariyle gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çevreye zarar vermeyen, pozitif etki yaratacak yatırım anlayışının benimsenmesine çalışmalıyız. Girişimci ve insan odaklı dış politikamız çerçevesinde bu çabalarda öncü rol oynamayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum çalışmalarınızda.